Merhabalar Mustafa Bey, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim. Siz? Teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Ödül törenindeyiz. Neler söyleyeceksiniz? Evet, ilk defa böyle törene katılıyorum. Heyecanlıyım biraz. En iyi çıkış yapan erkek oyuncu ödülünü alacaksınız sanıyoruz ki, doğru mudur? Evet, doğru. İlk defa ödül alacağım. O yüzden çok heyecanlıyım. Benim ilk ödülüm. Bakalım. Tebrik ederiz. Dizi nasıl gidiyor? Dizi çok güzel gidiyor. Ratinglerimiz çok güzel geliyor. İzleyenlerden dışarıda, sokakta çok güzel tepkiler alıyoruz. Yani eskiden sadece fotoğraf çekilip giderdik. Şimdi öyle olmuyor. Ayaküstü bir ikişer dakika muhakkak herkesi sohbet etmek istiyor. Övgülerini, beğenilerini anlatmak istiyor. Çok memnunum, çok şükür. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Çok sağ olun. Bir detay alabilir miyiz? Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Heyecanlıyız. Bir buçuk, iki sene oldu tabii çıkmaya sahneye. Pandemiydi, hastalıklardı. Neyse, Allah'a şükür. Bugün sağ salimine sahnemizde olacağız. 2013-2020, şimdi tekrar hastalık nüksedi. Neler söyleyeceksiniz evet, ve tedavi süreci nasıl gidiyor? Tedavi süreci modumuna gidiyor, her şey yolunda. Sahneye çıkacak hiçbir engel kalmadı. Her şey güzel gidiyor. Çok iyi. Maşallah. Enerji? Enerji dengi, Allah'a şükür. Sağlıklıyız yani grup olarak da. Doktorunuzla en son konuştuklarınız nelerdi? Neler evet, konsere size? Çıkabilirsin dedi bana. Ben de işte yerine getiriyoruz. İlk Mazhar Bey, size de soralım. Nasıl valla Özkan geldi diye çok sevinçliyiz. Yani birimiz eksik oldu mu olmuyor. Solo işler yaptığımız oluyor Fuat'ten ama hiç zevkli olmuyor. Nihayet bizim neşemiz. Evet, hepimiz birimiz. Neşemiz geldi. Birimiz üçümüz için. İşte şimdi MF konseri. Konserler sürekli devam edecek mi? Bir albüm çalışması. Sanıyorum aralıklı olacak. Çünkü Özkan. Benim tedavim sürüyor çünkü. 21 günde bir ilaç tedavisi oluyor. Geçmiş olsun bu arada. Sağ olun, teşekkürler. O şekilde devam edecek konserlerimiz. Peki Fuat Bey, siz neler söylemek istersiniz? Kanka biraz. Valla ne söyleyeyim, zaten söyleyecek her şeyi söylediler. O Özkan'sız bizim konserlerimiz olmazdı zaten. Dolayısıyla yapmıyorduk. Şimdi o geldi. Az öz konser yapacağız inşallah. Demeyecek de dedin albüm. Şimdilik öyle bir şey yok. Ama ileride olur mu olmaz mı onu biz bile bilmiyoruz. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sahne sizin olsun tekrardan. Sağ olun, sağ olun. Teşekkürler. Yarın ne olacağı belli değil. Ama başka MF yok. Bir tek MF yok. Evet. Birçok grup oldu, birçok grup dağıldı ama MF dağılmayan yok. Nadir belki de. Allah'a şükürler olsun ki devam ediyoruz işte. Sağlığımız yerinde olduğu müddetçe de devam edeceğiz inşallah. Bu sene 50. yılımızı bitirdik. Maşallah diyelim o bir zaman. Bir de geçen gün Instagram'da gördüm, Dumana Babalar çıktı demişler. Dedim şimdi biz ne oluyoruz? Esas babalar. Eskiden biz babalar diye çıkardık. Dedeler biz de oluyoruz. Biz sen de yakın dede doğrudan. Dede de. Doğrusu o değil mi bu arada? Doğrusu o tamam. Peki iyi sahneler tekrardan sahne siz olsun. Teşekkürler, sağ olun. Anons çekebilir miyim ben size? Efendim? Siz sabit kalsanız çok kısa bir anons çekebilir miyim ben? 5 saniye. Yok yok, anons almayalım. Anons ne ya? Anonsu dışarıda yaparsınız arkadaşlar. Çıkma sanatçılar varken çekseydik. Dışarıda yapalım lütfen. Evet, tamam hadi buyurun. Merhabalar. Yaz konserleri devam ediyor. Nasıl geçiyor konserler?
çok konserimiz var arkadaşlar. Ayda böyle 18-20 konser arası konser veriyoruz. Bazen 20 plus oluyor, üzerine çıkıyor. Her gün bir şehirdeyiz. Ama insanlarla buluşmaktan inanılmaz mutluyuz hepimiz ekip olarak. En çok Açık Hava konserini mi seviyorsunuz yoksa başka var mı böyle tercihleriniz? Ya aslına bakarsanız hepsi havası ayrı. Halk konserleri ayrı güzel belediyelerle. Açık havalar yani açık hava konserleri ayrı güzel. Hepsinin tadı ayrı. Hiçbirini bir kefeye koymuyorum ben. Çünkü farklılık olması, çeşit olması bizim açımızdan da iyi oluyor. Her seferinde farklı bir ambiyansta nefes almış oluyoruz. Tabii pandemi süreci vardı biliyorsunuz, bayağı bir ara verildi ama artık şimdi tabii canlandı. Peki açığı kapatabiliyor musunuz? Ben açığı çoktan kapattım arkadaşlar. Ya, bizim için öyle oldu. Zaten hani dinleyicimizle aşırı samimi bir muhabbetimiz, iletişimimiz var. İnsanların aslında pandemiden sonra neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi gözlemlemek gerekiyordu. Ben bunun kendi adıma çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Burada hani öğretmenliğin de diğer mesleğimin de bana getirdiği o katkıyla insanların artık gözlerine baktığımda ne istiyorlar, ne ihtiyaçları var, mutlular mı onu görüyorum. İyi gidiyor ya, hallettik bence. Tabii şimdi sahnede de bir rekabet söz konusu. Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şov yapmaya çalışıyor. Siz nelere dikkat alıyorsunuz sahnede? Hangi şovlara dikkat yapmaya çalışıyorsunuz? Bir rekabet neler verdiler yapıyorsunuz? Ya benim için önemli olan, yani benim rekabet edebileceğim bir yer diyeyim, müziktir. Hani tabii ki bir kadın olarak görselliğe de önem veriyoruz ama hani benim için en öndeki şey müzik ve dinleyicilerimle olan iletişimim. Çünkü sonuçta bir toplumdayız ve onların ihtiyaçları, duygusal halleri, onları öngörmem gerekiyor bir sanatçı olarak ve biraz daha müzik üzerine yoğunlaşıyoruz, şarkılar, repertuar seçimi. Tabii ki giyim, kuşam, kıyafet, bazen dansçılarımız geliyor, onlarla şovlar yapıyoruz. Özellikle Z kuşağının konserlerini onların göremediği şeylerle çıkmayı çok seviyorum mesela. Dansçılar, çocuklar görmüyorlar. Ben dansçılar götürüyorum oraya çünkü her ihtiyacı gidermek gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Çünkü sahnelerde bir şeyler görmek istiyor değil mi? Yalnızca tabii müzik de tabii çok önemli ama şovda görmek istiyorlar değil mi? Kesinlikle çünkü Z kuşağının dinlediği insanlar daha genç arkadaşlarımız ya da ne bileyim daha şu aralar mesela daha beat üzerine, rap üzerine müzikler dinleniyor ama çoğunda hani böyle bir görsel şölen yok. Tabii ki bazılarında var ama genelleme yapmak istemiyorum. Çoğunda da yok. Biz bir en son gençlik festivali yaptık. Full Fest. Full Fest'te dansçılar çıkarmak istedim. Çünkü neden? Orada önümde o kadar genç arkadaşlar var ki ve çoğu dansçılar o konsept bunu görmemiş. Ben onlara ya ihtiyaca göre sahne şovunu vermek benim için çok daha güzel. Tabii şimdi görüyoruz. Mesela Hande Yener dün akşam burada konser verdi. Çok güzel kıyafetlerle. Dün yine aynı şekilde Gülşen mesela çok gündeme geliyor. Kendilerini bir rakip olarak görüyorlar ama aynı zamanda çok aşırı derece tepki de alıyorlar. Sizce bu neye bağlı oluyor? Tepki alması neden? Ve almalı mı gerçekten? Arkadaşlar bazen müzikte, sahnede devrim gerekebilir. Bu güzel kadınlar, bu güçlü kadınlar bu devrimi zaten gerçekleştiriyorlar. Onlar hani benden çok önceden beri sahnedeler. Onları izlemek benim için kesinlikle bir keyif. Giydikleriyle, sahne performanslarıyla, dansçılarıyla hepimiz için bir örnek oluşturuyorlar aslında. Hani tabii ki toplumun kültürel yapısı vesaire var ama bunlarla ilgili değil. Dünya starlarının sahnelerde neler yaptığını hepimiz görüyoruz, hepimiz biliyoruz. Ben hani yapılan bu şeylerin, her adımın, Hande Yener'e de bayılıyorum bu arada, Gülşen'e de bayılıyorum. Onların sahnelerinde yaptığı o vurgular, o cesaretli hareketler bence pek çok kadına zaten örnek olmalı. Çünkü biz bir yerde sıkışıp kalırsak bir adım ileriye gidemeyiz değil mi? Evet. Yani çok öncesinde, yıllar önce sahnede yapılan şeyleri düşünürsek, hani insanlar neler neler yaptı zamanında. Bizi buraya taşıdılar. Evet. Belki daha önce sosyal medyadan bu şekilde ben mesela belki çıkamayabilirdim. Ama ne oldu? Her adım, her yapılan yenilik bir şeylere sebep oldu. Onların yaptığı şeyler de bence güzel şeylere sebep oldu. Devrim yaptılar diye diyorsunuz yani. Demediniz ya, anlatamıyorsunuz. Devrim yapıyorlar. Evet. Çok güzel bir şey. Güzel kadınlar, cesurlar,
harika giyiniyorlar, harika söylüyorlar, harika besteler yapıyorlar. Birazcık hani bence o kısıldığımız yerden çıkıp daha hani insanların iyiliğine onu bunu eleştirmek yerine bütün olarak yaptıkları şeye bakmalıyız diye düşünüyorum. Büyük resme bakmak gerekiyor. Evet. Peki mesela siz de tabii onlar gibi yapacağım diye bir şey yok ama yapar mısınız? Ya. Yani cesur kıyafetlerle giyiyorlar ya, böyle ilişkiler alıyorlar ya. Yani bu tamamen kişisel tercihtir ve kimsenin kişisel tercihine kimse karışamaz diyeyim ben size. Ben de tabii ki bazen cesur kıyafetler giyiyorum. Çok yakışıyor onlara, giyiyorlar, çok güzel taşıyorlar. Repertuarları onu handle edebiliyor, yani onu kaldırabiliyor. Öyle bir repertuarım olsa, o şekilde sahneye çıkıyorsam tabii ki ben de giymeyi tercih ederim. Benim için her şey müziğim nasıl gidiyor, müziğim ne istiyor? Ben birazcık her şeyin müziğimin temelinde yönlendiriyorum. Kıyafetimde, makyajımda, tavrımda. Hani bazen çok alternatif bir yere gidip biz de çok alternatif kıyafetler giyebiliyoruz. Ya da dekajeye takılmıyorum ya da dekoltesine takılmıyorum bir elbisenin. İnsanlara ne sunduğumu ve bundan keyif alıp almadıklarını. Zaten izleyenler de takılmıyorlar. Ya muhtemelen takılmıyorlar. Sosyal medya çok bence bu konuda herhalde. Ya biz alevlendirmeyi seviyoruz. Bazen hani kendimize iş arıyoruz birazcık. Sizi de biliyorsunuz öyle bir şekilde eleştiriler, sahneden işte şey oldu falan filan ya. Peki LGBT biliyorsunuz bayrağı işte Gülüşen. Bunun hakkında ne diyeceksiniz? LGBT bireyler var. İsteseler de istemeseler de var. Ve bununla birlikte yaşıyoruz. Onlara inanılmaz saygı duyuyorum. Kesinlikle kabul ediyorum. Ve bunun aksini söyleyen insanlar bence oturup düşünmeli. Çünkü bundan 100 yıl önce bir takım şeylerin olduğuna bile inanamazdık. Ya da bir şeyler. İnsanların cinsel yönelimlerini sorgulamak benim haddime asla değil. Evet. Efendim son burada şunu sorayım. Biliyorsunuz bir de hep gündemlik şeyleri her sanatçı söylüyoruz. Demet Akalın'ın hani şampanya dökme meselesi var garsonun kafasından. Bunu nasıl görüyorsunuz? Böyle bir şey yapar mısınız ya da doğru mudur? Ya şöyle söyleyeyim. İnsanların eğlence kültürünü sizler de biliyorsunuz. Bizler de biliyoruz. Yani orada öyle bir sistem varsa bunun olması anormal değil. Tabii ki son günlerde sosyal medyada inanılmaz bir kükürebiliyor olaylar ya da volkan gibi patlayabiliyor. O mekanda öyle bir eğlence sistemi varsa ben olsam sahnede istesem ya da istemesem bana bile o zorla yaptırılabilir. Çünkü o oranın düsturudur. Orada bir adaptır ve yapılıyordur. Yani olabilir böyle şeyler. Hani zaten şey beni çok sıkıyor. İşte şuradan şuraya geldik, buradan buraya geldik. Bence sanatçıları yaptıklarıyla bu kadar giydikleriyle bu kadar eleştirmek ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Orayı bir düşünmemiz lazım. Çünkü eleştirebileceğimiz, utanabileceğimiz ve yargılayabileceğimiz çok farklı şeyler var. Evet. Sosyal medyanın birazcık da herhalde dezavantajı diyebilir miyiz buna? Ya dezavantajı demeyelim. Çünkü artık herkesin elinde bir telefon var. Her istediğini yazıp her istediği karakteri yaratabiliyor. O yüzden onu ne kadar takıp takmayacağımızı düşünmemiz lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Son söyleyeceğiniz başka bir şey var mı? Bugün konser Şile'de olacak. Bugün Şile'deyiz. Vallahi ilk defa Şile'de konser veriyorum. Umarım güzel olacak. Ki güzel olur. Açık havadayız kenarında. Mis gibi zaten şu an. Tamamen enerjimiz ona göre ayarlandı. Herkes keyfine baksın. Mutlu olsun. Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok şıksınız. Thank you.
Çok üzülürüm. Bir tane mikrofon koyalım. Şöyle bir mikrofon koysak rica etsek. Tamam. Çok teşekkürler. Mikrofonu. Ben ne alayım? Ver oğlum. Sayın Dinçers ve Büyük Bayraktar aileleri ve bu iki bizlerimizin çok değerli konukları. Dedik ile Nidam'ın nikah merasimine hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Sevgili çiftimin nikah şahitleri Sayın Ayça Açelya Erdoğan. Buyurun efendim. Sayın Çetin Kureşki Başkanım. Değerli şahitlerimiz, hoş geldiniz diyorum. Sevgili çiftim, sizleri tanımak istiyorum. Hanımefendi, adınız, soyadınız? Petek Dinçöz. Anne adınız? Esra Suay. Baba adınız? Fahri Müjdat. Teşekkür ediyorum. Bu acemiliğe denk geldi. Bundan sonra alacağım, daha doğrusu Nidan'ın alkışları çiftime birlikte gelsin efendim. Evet sevgili damadımız, adınız soyadınız? Nida Büyükbayraktar. Anne adınız? Sıdıka. Baba adınız? Mehmet. Teşekkürler. Beşiktaş Belediyesi evlendirme dairemize yapmış olduğunuz başvurunuz incelendi. Evlenmenizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. Evlilik isteğinizi bir kez de çok değerli konuklarınızın, benim ve de resmi şahitlerinizin huzurunda sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgili Petek Dinçöz, kendisinin arzunla hiçbir baskı altında kalmadan, hür ve özgür iradeniyle iyi ve kötü günlerinizde, bir ömür boyu sevgili Nida Büyükbayraktar Beyefendi'yi eş olarak kabul ediyor musun? Ediyorum! Nida Bey'in evet işi bayağı zora korkunu yaptı Nida Bey. Neden böyle diyorum biliyor musun? İnanmanın tecrübeyle sabittir. Sesini yükseltebileceğin en son platformda olduğunu konuşan bir acı. Evet sevgili Nida Büyükbayraktar. Kendi isteğin arzunla hiçbir baskı altında kalmadan hür ve özgür iradeniyle iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta sevgili Petek Dinçöz Hanımefendi'yi bir ömür boyu eş olarak kabul ediyor musun? Evet. Evet değerli şahitlerimiz, İlman'ın ve damat beyin gür ve anlamlı evetlerini aldık. Sizler de efendim bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Evet'le kalmayı tutan size hisleriniz, aktarmak istedikleriniz. Çünkü tecrübe görüyorum. Daha dingi bir tecrübe var. Buyurun efendim. Ödüm ben. Başkanım hoş geldiniz. Bu mutluluklara şahitlik etmek de çok özel benim için. Petek'in doğduğumuzdan beri her anda şahitlik ettim ama en özeli ve en güzeli bu an yaşadığım için tüm konuklarla birlikte çok mutluyum, mutluluklar diliyorum. Ben de aynı dileklerimle Nida'nın çocuk gibi mutlu olduğunu hissedebiliyorum. Yani sanki bir liseli aşkı yaşıyorlar. Zayıfladı. Yemiyor. Eskisi gibi yemiyor. Beraber niyet ettiler. Ben bir ömür boyu mutluluklar diliyorum ve çok mutlu olacaklarına da yürekten inanıyorum. Evet efendim, resmi şahitlerimizin de anlamlı, güzel dileklerini aldık. Önceki hayatlarında, önceki hayatları değil mi de daha doğrusu bundan önceki devrelerde gayet resmi şahitlerimiz.
ama şu anda gerçek yani şeklinizi yapıyorsunuz, şeklini yapıyorsunuz. Çok anlamlı bu. Evet, ben yalnız konuklara sormadan evlendirmiyorum. Kusura bakmayın. Değerli konuklarımız, sizler de bu evliliğe şahit ediyor musunuz? Ediyorum. Tüm İstanbul şahitiniz. Peki, ben çiftim adına sizlere teşekkür ediyorum. Ve güzel çiftimin mutluluğa giden imzalarını alıyoruz. Efendim buradayız. Buradayız efendim. Teşekkürler. Etek Hanım buradayız. Teşekkürler. Ve de resmi şahitlerimizin huzurunda değer ettiniz. Ben de Belediye Kanunu gereği yasalarım belediyelere Beşiktaş Belediye Başkanımız Sayın Rıza Abulat'ın şahsıma vermiş olduğu yetkiyle evliliğimizi onaylıyor sizleri şu an itibariyle Kaybeder Koca ile izliyoruz. Güzel çiftim, evliliğiniz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yolunuz açık olsun, mutluluğunuz inşallah daim olsun. Aşk ve sevgiyle kalın diyorum. Nidacığım cezalısın, öp demeden öptü. Bir kez daha öpebilirsin lütfen. Evet, çok güzel. Evet, Aydın Cüzdan'ı ben versem adresi belli tabii. Emir Reis'i tabii ki hanımefendiye. Değerli başkanım. Evet, Mehmet Ali Tüy Bey. Aramızda katıldılar, teşekkür ettiler. Bu aynı cüzdanı sizin takip etmenizi rica ediyorum. Buyurun efendim. Devamı yönünde olması dileğimle nikah cüzdanını sevgili kendimize takdim ediyorum. Buyurun. Tebrik ediyorum. Geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz de iyiyiz. Güzel bir ödül töreni. Evet. Hangi dalda ödül alacaksınız? En iyi kadın ayıtı. Barış Bey, siz ödül alacak mıydınız, destek olarak mı? Ben destek olarak geldim. Ödül alırsa ismime teşekkür etmesini istedim. Onu gördüm. Yok, ben tamamen destek amaçlı geldim. Peki diziyi soralım, nasıl gidiyor? Başladım çekimlere, 3. sezona çok güzel gidiyor. Biraz yorgunum, ben de şehir dışından geldim. Şehir dışında başladık, Tokat'ta. Bir yorgunluk var ama heyecanlıyım da. Şu an bütün yorgunluğum gitti. Ödül almayı bekliyorum. Peki tatil yapma fırsatınız oldu mu?
Evde yaptık daha çok. Çünkü ben Ankara'dan geldim ama Barış yok bu sefer. Çok yoğun çalışıyor. O yüzden evimizdeyiz ama hiç şikayet etmiyoruz. İki gün Çeşme'ye kaçtık. Evet, Çeşme'ye kaçtık. Ya, o bize yetti şimdilik yani. Ama çalışmak istiyoruz yani. Evet, evet. Yoğunluk seviyoruz. Şikayetimiz yok yani. Peki Barış Bey, sizin de geçtiğimiz günlerde bir açıklamanız olmuştu. Birbirimizi göremiyoruz diye şikayetçiydiniz. Evet. O şikayetlerle geçerli mi? Devam mı? Görebiliyor musunuz yani birbirinizi? O şikayet geçerli ama bir yandan da güzel de oluyor. Yani ayrı kalmak bir özlem oluyor, güzel oluyor. Sürekli hani buç buç durumu da şey sıkabilir yani. Gerçekten sıkılır mısınız yani Deniz Hanım'dan sürekli vakit geçirseniz? Deniz Hanım'dan... Onu da yaşadık aslında. Evet. Sıkıldı mı? Yok, sıkılma. Pandemide sıkılmıyoruz zaten. Yani. En kötü yani PlayStation şimdi... oynuyoruz, hani bir şeyler izliyoruz güzel. Yani. Özlemek güzeldi de uzak kalmak da hoşuna gitmemedi insanı. Yani bak şöyle bir şey, doğru bir soru. Mesela Ankara'da hadi bir buçuk sene falan şeydi, evet. O biraz artık buramıza gelmişti yani. O artık şey oldu ama böyle ufak ufak hani haftada bir, haftada iki şeyler, bunlar sıkıntı tabii, yok yani. Aynen, bence de aynı fikirdeyim. Evet. Ama artık bizi daha çok göreceksiniz. İstanbul'dayız yani o anlamda. Ne mutlu. Size diyelim o zaman, neler yapıyorsunuz siz, nasıl gidiyor? Valla ben sürekli İstanbul dışındayım. Konserler Mayıs'tan beri full. İşte daha dün vardı, yarın var yine falan. Çok yoğunum, çok yorgunum. Ama çok da mutluyum çünkü pandemiden sonra bir nefes aldık biz de. Çalışmak iyi geldi. Onun dışında Deniz'in setini artık bekliyoruz. Yani onun da yeni heyecanları var. Ben de ister istemez içinde oluyorum onun. Bakalım. Onunla şimdi Deniz'in işiyle şeyiz. Meşgulüz şu an kafa olarak. Deniz Hanım, siz de çok şık olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız geceye? Valla ekibim sağ olsun, onlar hazırladı beni. Zaten paylaşacağım ve kendilerine teşekkürlerimi ileteceğim. Bir gün içinde her şeyi hallettiler. Çok teşekkür ediyorum onlara. Benim hiç vaktim olmadı. Sadece bir gün prova yapabildik. Her şey cuk oturdu. Çok mutluyum. Teşekkür ediyorum onlara. Deniz Yıldız'ın da mı onlar düşünmüş? Evet. Çok yakışmış gerçekten. İsminizin Deniz olmasıyla bir alakası var mı? Tabii, olabilir efendim. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ödül için de tebrik ederiz. Ödül için de tekrardan tebrikler. Ya tamam. Nereye? Bırak da gitti. Tamam mıyız abi? Evet. Uğur Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok güzel bir ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Hangi dalda ödül alacaksınız? Valla ben en iyi erkek oyuncu ödülü alacağım galiba. Çok mutluyum, güzel, heyecanlıyım. Güzel bir organizasyon. İlk defa buraya katılacağım. Çok heyecanlıyım. Geçtiğimiz günlerde de Hindistan'da bir klip çekimi yapmıştınız. Evet, evet. Tepkiler nasıldı? Gelen tepkiler, gelen şeyler. Vallahi güzeldi ya. Orada 9 gün kaldık. Oranın klibin lansmanı vardı orada. Çok güzel karşılandı. Çok büyük bir ilgi vardı. Peki yurt dışına atılmayı düşünür müsünüz? Düşünüyor musunuz daha doğrusu? Yani var öyle planlarımız, bakalım sürpriz olsun. Bollywood'dan da galiba teklifler almışsınız, o yönde duyumlarımız oldu. Yani evet, şu an hani tam net bir şekilde yok ama öyle bir teklif durumu var. Bunu değerlendireceğiz bakalım. Türk-Hindistan ortak yapımı mı yoksa? Evet, ortak yapımı. Nelere dikkat ediyorsunuz peki? Hayır, teklifi değerlendirirken? Projenin içeriğine ve kalitesi o kadar. Geçtiğimiz haftalarda da Dubai'den bir ödül almıştınız. Tebrik ederiz. Daha evvel o. Bayağı 2-3 ay oldu herhalde. Teşekkür ederim. Rexor'dan ödül aldım. Oradaki gece nasıldı? Konuşamadık sizinle hiç. Vallahi orada da ben çok heyecanlıydım. O uluslar arası bir ödül töreniydi. Çok güzel geçti benim için. İlk defa bu kadar, yani o kadar heyecanlıydım, öyle söyleyebilirim. Şu aralar neler yapıyorsunuz peki, nasıl gidiyor? Yaz nasıl şimdi geçiyor? Şimdi yaz güzel, çalışmaya başlayacağım işte. Yeni bir proje var. İsmini vermeyeyim. Hayırlı olsun. Çekimlere başlayacağım. Dizi projesi değil mi? Dizi projesi. Hikaye ve karakterden bahsedebilir misin? Bahsedemem. Dijital platformda mı olacak peki, televizyonda mı göreceğim? Sağ ol. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Çok hayırlı olsun, teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Çektim çalışıyorum.
Mesut Bey merhabalar. Merhabalar. Güzel bir ödül törenindeyiz. Evet. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Teşekkür ederim, iyidir. Hangi dalda ödül alacaksınız? Öncelikle Lider Marka'ya teşekkür ediyorum. Onur ödülüne layık görmüşler beni. Biz de bu akşam geldik. Güzel bir gece olsun. Peki bunun içinde neler yapıyorsunuz? Var mı yeni teklifler, değerlendirmesi? Var var, yani yeni teklifler var. Görüşürüz. Şu anda tam da netleşen bir şey yok. Bekliyoruz yani. Peki dizi mi, dijital mi? Onun sürpriz olsun. Yaz nasıl geçiyor peki sizin için? Tatil yapma fırsatınız oldu mu? Oldu. Oldu. Yani döndük bakalım, bazı işler için İstanbul'a dönmek zorundaydı. Geldik, buralardayız yani. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Thank you.